GRT Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Gaziantep kamuoyu aylardır Şahinbey Belediyesi ile ilgili imar yolsuzluklarını konuşuyor. Milyon dolarlık rantlarla ilgili suçlamaların odağındaysa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu bulunuyor. CHP Gaziantep İl Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri Yamaçtepe'de bulunan düzenleme ortaklık payı arazileriyle ilgili basın toplantısı yaptı. Toplantıda Şahinbey Belediye Meclis Üyeleri belgelerini göstererek Yamaçtepe'de bulunan arazide milyonlarca liralık usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Toplantının detayları haberimizde. Şahinbey Belediyesi ile ilgili, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu ile ilgili bir haber yayınlanmıştı. Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi'nde her gün yeni bir rant ve yolsuzluk iddiaları kentin gündemini oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri, Yamaçtepe'de bulunan düzenleme ortaklık payı arazileriyle ilgili basın toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacakları söyledi. Şencan elindeki senet, tapu ve belgeleri de basına paylaştı. Şu elimde görmüş olduğunuz tapu Şahinbey Belediyesi ile Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ortak olduğu bir arazi. Toplamına baktığımızda 4847 metrekare. Bu rakamı unutmayalım arkadaşlar. Daha sonra Mehmet Tahmazoğlu'yla Şahinbey Belediyesi'nin, bırakın Gaziantep Belediyeleri, Türkiye Belediyeleri'nin, Avrupa Belediyeleri'nde olmayacak bir resmi senedi var. Sözleşmeyi yapan belediye adına yetkili belediye başkan yardımcısı Hüseyin Kılıç, alan Mehmet Tahmazoğlu. Şimdi bu belgeyi incelediğimizde bu belge ne diyor arkadaşlar? Öncelikle bahse konu alan burası. Arazi burası. Çok arkada olan arazi de AKP milletvekili Mehmet Erdoğan'ın arazisi. Yine konut. 3194 imar kanununa göre konut alanı konuta taşınmaz. Bunlar öncelikle filmi şöyle başlatıyor arkadaşlar. Mehmet Erdoğan'ın arazisini getirip bu parsele taşıyor. Belediye ile Mehmet Tahmazoğlu'na önce ortak ediyor. Adayı ikiye böldüler. Bir bölümü Şahinbey Belediyesi ile Mehmet Tahmazoğlu'nun, bir bölümü AKP'li milletvekili Mehmet Erdoğan'ın. Belediyenin 1311 metrekare arsası kayboluyor. Arkadaşlar burası çok önemli. 1311 metre kayboluyor. Başta dediğimiz 3500 metre olan Tahmazoğlu'nun arazisi 4847 metreye çıkıyor. Şu evrakla. Bu evrak dediğimiz gibi ne Gaziantep Belediyelerinde ne Türkiye Avrupa Belediyelerinde bile bu evrağın düzenlenmesi ahlaki değildir, etik değildir. Ahlaki ve etik olmayan sözleşmelere imza atıldığını belirten Şencan açıklamalarını şöyle sürdürdü. Bu soruları Gaziantep halkı olarak Tahmazoğlu'na sormak zorundayız. Kendi arazinizin yanına AKP'li milletvekilinin arsasının konut olmasına rağmen çok geride kaldığı için mi bu arsayı bitişinize taşıdınız? Bu yaptığınız taşıma hangi kanunda, hangi siyasi etik ahlakta vardır? Taşıdığınız milletvekilinin arsasıyla kendi arsanızı birleştirmeniz sonucunda ada bazlı bir arsa ortaya çıktı. Burada 7 kattan 12 kata çıkmıştır yükseklik arkadaşlar. Bunu da plan notuna eklemiştir Tahmazoğlu. Bu artıştan sonra devasa bir maddi fayda sağlanmıştır. Bu devasa fayda belediyenin kaybettiğiniz 1311 metrekaresinde kamu zararı oluşturmamış mıdır? Sayın Tahmazoğlu, DOP diye verdiğiniz Cebeler ve Yamaçtepe'deki arsaların değeriyle taşıdığınız arazinin bedelleri aynı değildir. Belediye başkanlığı yaptığınız belediye ile aranızda düzenlediğiniz taksim sözleşmesinde raiç değerler arasında farklılık gözetmeksizin taksimine diye bir madde koydurdunuz. Belediye başkanlığı yaptığınız belediyeyi kendi elleriyle zarara uğratmış olmuyor musunuz? Belediye başkanlığı yaptığınız belediyeye ait 1311 metrekare çok kıymetli bir arsayı okus pokus yöntemiyle sizin üstünüze geçti.
sorumluluk alanınızda olduğunuz belediyeyi zarara uğratmış olmuyor musunuz? Buradan yine parti gözetmeksizin bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Elimizdeki evrakları gelin inceleyelim. Akkoyun, Karakoyun meydana çıksın. Milyonlarca liralık kamu zararı oluşturan Tahmazoğlu o koltukta oturması bizim vicdanlarımızı sızlatıyor. Son olarak Tahmazoğlu ile ilgili elimizdeki bu belgelerle birlikte savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız. Adalet halen var olduğu umuduyla Gaziantep halkı adına hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ha Mehmet Tahmazoğlu diyorsa ki ben haklıyım, gitsin savcılığa kendi başvursun, çıkarsın bütün belgeleri, biz de diyelim ki özür dileyelim. Buyurun Hodri Meydan Mehmet Tahmazoğlu, sizi bekliyoruz. CHP Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Mahmut Öztürk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun mecliste kendilerine söz hakkı tanımadığını, belge ve bilgi vermediğini belirtti. Mecliste yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda Mehmet Tahmazoğlu'ndan gerekli bilgileri, belgeleri, evrakları istememize rağmen bizi oyaladı. Şimdiye kadar elimize bir tek bilgi, belge ve evrak geçmedi. Ve bunun yanında konuşmamıza dahi izin vermedi. Toplantıları bizim konuşma talebimiz geldiği anda toplantıyı kapatıp kaçar bir şekilde meclis salonunu terk etti. CHP Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Kireç ise Şahinbey Belediyesi'ni koyduğu plan notları ile ilgili olarak şunları söyledi. Mehmet Erdoğan'a ait arsanın 15.50. Burası 15.50. Bura taşındığı zaman 21.50'ye çıkıyor. Şimdi 15.50 7 kat. 21.50'ye taşıtıyorlar ve 12 kata çıkıyorlar. Plan notu koyuyorlar. Plan notunu bölgesel koyduk diyorlar. Fakat plan notu normalde bu işlemler yapılmadan önce konan plan notları. İlk haline bakıyorsunuz burada da var. Burası 15.50. 15.50'yi 21.50'ye 8 kata taşıyorlar. Burada onun görüntüsü de var. Buradaki görüntüde de 21.50'ye çıkıyor. Şimdi 21.50'ye çıktığı zaman tabii yükseklik biraz daha fazla oldu o zaman donatılarını fazla koyuyorlar ve burada müthiş bir değer artışı çıkıyor. Sevgili izleyenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafımızı devlet destekleriyle buluşturma, tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen mesleki eğitim yoluyla çıraklığı destekleme ve yaygınlaştırma projesi ön plana çıktı. Proje kapsamında imzalanan protokolle Büyükşehir 300 çırağı stajyer olarak alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen esnafımızı devlet destekleriyle buluşturma, tanıtım ve istişare toplantısı, gıda sektörü üyeleriyle destek veren devlet kurumları temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin meslek beceri kazanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Büyükşehir Belediyesi 29 farklı branşta 20 daire başkanlığında yetiştirmek üzere 300 çırağı stajyer olarak alacak. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada Gaziantep Valisi Davut Gül'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin nüfusunun %60'ının genç olduğunu vurguladı. Abdullah Bey, şoförler odasından başkanına, evet. Şoförlere İngilizce kursa çalışalım. Evet. Her şeyimiz var. Evet. Gaziantep'te şu an 700 öğretmen var. Büyükşehir'de 700 öğretmen çalışıyor. Bakalım. Antep'ten başka Antep'li çok bizim. Aynen öyle. Şimdi gelen alın %60'ı İngilizce bir de şart. Tamam, şu an öğretmenimiz İngilizce dersi verir. Başkından çözüm. Ne diyorsanız yapalım ya, o değerimize 700 öğretmenimiz var. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise sahanın sürekli nabzını tuttuklarını söyledi. İlişim Belediyesi bu sene yapıyor. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak gastronomi akademisini kurduk. İnşallah önümüzdeki hafta uygulama restoranı devreye girecek. Ama geride de bir bu restorandan bu sektörlere eleman yetiştirecek, çalışmalar yapacak, sektöre insan kaynağı sunacak bir akademi açtık. Umut ediyoruz ki tüm üyelerimizi orada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Nedir? Burada yapılan şey şu, Türkiye'de dönerciliğin bir standardı yok mesela. Türkiye'de ilk kez dönerciliğin standardı Gaziantep Ticaret Odası'ndaki Gastronomi Akademisi ve uluslararası fonlarla birlikte alınmış bir çalışmayla Türkiye'de dönerciliğin standardı yazılıyor.
Bu bizim adımıza bir başarıdır. Gaziantep Valisi Davut Gül de programlardan herkesin yararlanabileceğini söyledi. Bize görev verirsin devleti. En büyük görev şu an vatandaşlar başkan. Kapıları gezip bunları üyelerimize anlatmamız lazım. Okul istediğimiz milli eğitimin bütün okulları sizin emriniz. Meslek liselerimiz, mesleki eğitim merkezlerimiz, bedava okul. Öğretmenin maaşını biz veriyoruz, devlet veriyor daha doğrusu. Sadece faydalanacaksınız. Dolayısıyla da okullarımızdan milli eğitime ne zaman giderseniz, ne yapmak isterseniz, hangi projeyi uygulamak isterseniz biz sizlerle birlikteyiz. Sıradaki haberimize devam edelim. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Necat Koçer'le birlikte İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan yeni yapılaşmayı yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan evlerin ve arsaların sahiplerine şartsız bir şekilde konut alma imkanı sunan Şehit Kamil Belediyesi, İpek Yolu'nun şehresini değiştirecek çalışmanın ikinci aşamasına başladı. Depreme dayanıksız yapıları yıkarak olası bir depreme karşı yaşanacak can ve mal kaybının önlemini alan Şehit Kamil Belediyesi, aynı zamanda vatandaşın yaşam kalitesine de önemli ölçüde katkı sunacak. İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi'ne bağlı yürütülen çalışmaları AK Parti Gaziantep Milletvekili Necat Koçer, AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'la birlikte yerinde inceleyen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaların son aşamasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Tebebe tuşu. Tebebe tuşu. Vahiyosu. Tebebe tuşu. Tebebe tuşu. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Necat Koçer, proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağını söyledi. Bugün gün boyu Şehit Kamil'deydik. Şehit Kamil'imizin her bölgesinde şantiye gibi inşaat var. Hep yatırımlar var. Bunları izliyoruz, inceliyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölge İpek Yolu üzerinde Şehit Kamil Belediye'mizin uzun zamandır planladığı yeni bir inşaat alanındayız. Burada inşaat 15 gün önce başlamasına rağmen çok büyük bir hızla ilerlediğini gördüm. Büyük bir memnuniyet duydum. Müteahhit firmamızı da Şehit Kamil Belediye'mizi de kutluyorum. İnşallah İpek Yolu çağdaş, modern bir mahalleye kavuşacak. Yani burası bittiği zaman bu bölgede yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı çok çağdaş, çok güzel dükkanlarıyla, park alanlarıyla, güzel evleriyle birlikte bu bölge yeniden dönüşüyor. Bir anlamda kentsel dönüşümün, bu bölgede kentsel dönüşümün de başlangıcı olacak bu proje. Şu anda bulunduğumuz noktada özellikle İpek Yolu kentsel dönüşüm alanındaki başlayan inşaatlarımızdayız. Burada ağırlıklı olarak 2.5+1 ve az bir oranda da 3.5+1 olmak üzere konutlarımızın inşaatı başladı. Ana caddede ve arka sokakta olmak üzere dükkanlarımızın faaliyetleri başladı. Kazasız belasız bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Müteahhit firmamıza da teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde işe girişti. Ümit ediyorum en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yıllardır beklediğimiz, özellikle Karşıyaka kentsel dönüşüm bölgesindeki hukuki süreçlerin uzamasından kaynaklanan bir gecikmemiz söz konusuydu. İnşallah müteahhit firmanın hızlı hareket etmesiyle birlikte bunu inşaat noktasında aşmış olacağız. Ben emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarıma en alt kademesinden en üst kademesine yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, son günlerde hemen hemen her gün akaryakıta zam geldi. Son gelen zamla birlikte benzin ve mazot fiyatları ciddi anlamda araç sahiplerini zorluyor. Akaryakıta gelen zamlardan dolayı zor durumda olduklarını ve iş yapamaz hale geldiklerini belirten öğrenci servisi işletmecileri yapılan zamlara tepki gösterdi. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar durdurulamıyor. 5 Mart'tan itibaren benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam yapıldı. Böylece benzinin litre fiyatı 18, motorinin fiyatı ise 20 liraya geçti.
Akaryakıta yapılan zammın iğneden ipliğe her şey yansırken zam en çoksa sürücüleri ve taşıma sektörünü olumsuz etkiliyor. Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan, akaryakıta art arda gelen zamların esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Tüm sektörlere mağdur ettiği gibi bizi çok daha fazla mağdur ediyor. Diğer sektördeki arkadaşlarımız, esnaflarımız gelen zamları anında ürünlerini yansıtabiliyorlar. Fakat bizim böyle bir şansımız yok. Bırakın biz günlük yansıtmayı, aylık yansıtmayı, yıldan yıla biz bile zor yansıtıyoruz. Yani biz ilk yakıta bu işe başladığımızda 9. ayda 6.87 lira civarıydı yakıt. Şu anda 18-19 liraya doğru yaklaştı geldi. Şu anda geldiği rakam meydanda. Neredeyse %150 oranında bir zam geldi yakıta. İsmet Özcan KDV'nin kaldırılmasını istiyor. Şu anda esnafımız gerçekten çok büyük bir sıkıntıda. Yani artık okullar kapansa belki de memnun olacağız. Halk otobüslerinde bir destekleme oldu devletimiz tarafından ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bize buna benzer bir şey yapılması lazım. En azından mazottan bizden KDV ve ÖTV almaması, ÖTV zaten çok az da KDV almaması gerekiyor. Yani ticari olan taşıtlarda böyle bir uygulama yapılması gerekiyor. Yoksa şu an her gün esnaf geriye gidiyor. Bir yakıtta da bitmiyor. Asıl bizim giderimiz işçilik ve yedek parça çok pahalı. Meslek olarak, taşıma sektörü olarak hiçbirimiz mutlu değiliz şu anda. Hiç kimse para kazanamıyor. Mevcutu korumaya çalışıyoruz ki onu koruyamıyoruz. Çoğu esnafımız aracını sattı gitti. Başka işlere yöneldi. Yani şu anda elimize asgari ücret seviyesinin para geçerse mutlu oluyoruz bundan. Sigortasına falan beraber. Yani 6 bin lira kazanırsak biz mutlu oluyoruz. Allah bir bereket versin diyoruz. Allah yardımcımız olsun. Akaryakıta yapılan zamların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden sürücüler, 3 ay önce depoları 550'ye doldurduklarını, şimdi ise 1600'e doldurabildiklerini söylüyor. Esnaflarımız rezil durumda. Araçlarımız kilometreye 3300 lira falan yakıyor. Günlük 550 lira yakıtlarımız var. Zam alamıyoruz. Velilerimiz de haklı. 2 tane 3 tane çocuk okuttuğu için alamıyoruz. O yüzden baya bir rezil esnaflarımız. Odanın verdiği fiyatımızı da üstüne çıkamıyoruz. Şu an yakıttan dolayı kötü durumda esnaflarımız. Okul açıldığında mazotu, bir depo mazotu 550 liraya alıyorduk. Şu an oldu mazot 1600 lira bir depo mazot. Ben okul açıldığında 3 okula çalışıyordum. Şu an 1 okula düştüm. Yani çalışamıyorum artık. Arabamı bağlayacak duruma geldim yani. Veliye mesela 50 lira 30 lira zam yapıyorsun. Veli diyor ki ne? Ben bunu sana nasıl vereyim? Ben zam almıyorum ki ne diyor veli. Yani biz şu an çalışamayacak durumdayız. Yağ fiyatlarına zam yapılacağı yönündeki iddialar üzerine dün marketlerde uzun yağ kuyrukları oluştu. Bazı marketlerde ürünler raflardan kaldırılıp depolarda saklandı. Diyarbakır'da zabıta ekipleri birçok iş yerinin deposuna baskın yaptı. Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılacağı iddiaları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik gece baskını düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde anlık baskınlar başlatan zabıta ekipleri depolarda stoklanmış tabloyla karşılaştı. Aralarında zincir marketlerinde bulunduğu birçok iş yerinin deposunda yüklü miktarda yağ ürünü ele geçirdi. Ürünlere el koyan ekipler iş yerleri hakkında yasal süreç başlattı. Ürünle görüşebilir miyiz? Bir sorumlu gelsin. Sevgili izleyenler, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeğe yansıtmadığını belirterek Türkiye'nin yeterli miktarda ayçiçek yağ stoğu bulunduğunu ifade etti. Evet sevgili izleyenler, sıradaki haberimizle devam edelim. Kahramanmaraş'ta MOBESE kamerasına yansıyan trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza sabahın erken saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetle Muharrem Eser idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişiyle otomobil sürücüsü Muharrem Eser sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muharrem Eser hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Sevgili izleyenler, Bergen filmi 4 Mart'ta seyirciyle buluştu ve buluştuğu günden beri de çok konuşuldu. Çünkü öldürülen sanatçı Bergen'i anlatan film, sanatçının katili Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da gösterime girmedi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, filmin neden girmediğini açıkladı. Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, sanatçının katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek. Konuyla ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım dedi. Mesela Akdam'dan 180 çocuğumu aldık bir sinemadan. Eren, Bülbül izlettik. Bir de yemeğe götürdük. Ve şunu dedim, Milli Eğitim'le de görüştüm ben. Gençlerimize yönelik biz sosyal içerik filmler getiriyoruz. Mesela en son Mazit oynuyoruz. Ondan önce Eren Bülbül, bu arada Hırkuş gibi. Biz burada birinci amaç ticaret değil, tamam mı? Birinci amaç gençlerimize bir vizyon vermek. Hırkuş nedir? Uçağın fabrikasının işte geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir? Malazgirt'te Roma, Doğu Roma'nın en önemli yıkımının altında Anadolu'ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Yani hatta oraya ben dün itibariyle de halk eğitimdeki şeyler de gelmişti. Biz köy okullarımıza ücret almıyoruz. Üst kısımda balkon var orada. Ben bu çocuklara, ben Bergen'i yeni öğrendim. Ben üniversitedeyim. 85 dediler. Bugün sordum ben. Benim çok müzik kültürüm de yoktu o zamanlar. Çok da ilgilendirmiyordu. Bir gün önce konu ne dedim ben sorduğumda. Sinemaya ilgilenenler işte hikayesini anlattılar. Burada şiddet var, tamam mı? Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar ona dikkat alsınlar? Bizim dediğim gibi vatanına, milletine, devletine, manevi ve milli değerlerine sahip çıkılacak içerikli biz filmler. İsterse oradan milyon kazanayım, ben onu istemem. Ben çocuklarım öyle bir şeyi öğrenmelerini doğru bulmam. Sebep bu, başka bir sebep yok. Sevgili izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünce dek hoşça kalın.